Mersin Tarsus Ala köyünde üreticiyim. Narinci üretmekteyiz. 200 dönüm dekarda narinci üretimi yapmaktayız. Yaklaşık bir 15 yıldır bu süreçte üretime başladım. Bu üretim aşamasındaki bazı zorluklarımızı yaşadık. Unlu bit popülasyonları yanında son zamanlarda da çok popüler olan, ihracata da çok büyük sıkıntılar getiren Akdeniz meyve sineğin de başımıza musallat oldu. Bu bağlamda mücadelemizi de iyi tarım uygulamalarıyla birlikte güçlendirerek biyolojik, kültürel mücadelelerimizi ön plana çıkarıp ürünlerimizi çok az kalıntı ve sıfır kalıntıyla daha ihracatçıyı cazip hale getirmek için getirdik ve bu da bizi dünyada pazar konusunda da biraz önümüzü açıyor ve açacağına da inanıyoruz. Bu bağlamda sadece biraz daha özverili bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Gerek iyi tarım teknikerlerimiz, gerek de zirai danışmanlarımızla bu hususta hep birlikte fikir ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Sürdürdüğümüz sürece de çiftçilerimizin de bu konuda daha aydınlatıcı bir şekilde yola devam etmemiz için aydınlatmamız gerekiyor. Aydınlattığımız sürece de bu konuda, bu üretimde, bu satış pazarında da dünyada da bir yer sahibi olacağımızı hiç şüphesiz inanıyorum. Bu bölgede narenci üretimi çok yoğun miktarda yapılmaktadır. Artan iklim, değişen iklim koşulları çerçevesinde zararlılar inanılmaz popülasyonlara ulaşıyor ve çok ciddi zararlar vermekteler. Bunlardan en önemlisi Akdeniz meyve sineği. 2 yıl önce yaşadığımız Akdeniz meyve sineği gerçekten %90-%80 ürün kayıplarına neden oldu. Bu hala devam etmekte. Unlu bit, ondan sonra kırmızı örümcek artışları, popülasyon artışları çok seyir dışında ortaya çıkmakta. Bu da bizim elimizi bağlamakta. Şimdi insanların sağlıklı beslenebilmeleri için elimizden geldiği kadar minimum kimyasal kullanmamız lazım. Biz bunun bilincindeyiz ve bu bilinç bağlamında da iyi tarım uygulamalarını yapmaktayız. Ne kadar az kimyasal olursa bu, yani iyi tarım uygulamasının çerçevesinde insan sağlığına da o kadar az zarar veririz, çevreyi de o kadar az kirletiriz. Biz ve çiftçilerimiz bu bilincin altına girmek için çaba sarf ediyoruz. Bu sebeple biyolojik mücadeleyi uygulamalarımıza koyduk. İşte Akdeniz meyvesine ile ilgili kapan mücadelemiz, unlu bitle ilgili böcek salınımız. Bunları hem geliştiriyoruz hem de çiftçilerimize tanıtıyoruz. Bu bizim için gerçekten güçlü bir silah. Bu silahla da ihracatta önümüzü çok açıyor. Çünkü artık hem Avrupa'nın hem Rusya'nın kesinlikle kalıntılı ürün istemiyor. Yani ürünü kalıntılı olduğu zaman eskiden fiyat düşüyorlardı, şimdi tamamen talep etmiyorlar. Onlar da bilinçlendi bu konuda. Bu sebeple bizim elimiz her geçen gün zorlanıyor. Bu zorluğu aşabilmek için çiftçilerimizle birlikte kafa kafaya verip bu iyi tarım uygulamalarını ve kimyasal biyolojik mücadeleyi entegre bir şekilde yapıyoruz.